Konumuz nikotin bağımlılığının tedavisi. Nikotin bağımlılığı tedavisi en güçlü bağımlılık tiplerinden biridir. Özellikle ülkemizde sigara bağımlılığına halk arasında psikolojik bir bağımlılık türü olarak yaklaşılmakta ve bunun irade gücüyle sigara bırakmanın mümkün olabileceği şeklinde düşünceler hakimdir. Ülkemizde sigara kullanım yaşının giderek düşmesi ve kullanım sıklığının artması ile bu yanlış yanlışlar arasında ne yazık ki bir bağlantı söz konusudur. Nikotin yerine peki neler yapılabilir? Nikotin yerine koyma tedavisi, buna replasman tedavisi, tütün bağımlılığında halen en sıklıkla kullanılan yöntemlerde biridir. Burada amaç nikotini tütün dışında başka yollardan vererek yoksunluk krizinin önlenmesi ve hafif geçirilmesi yolu ile sigaranın bırakılması amaç edilmekte ve yardımcı olmaktadır. Bunun için vücuda yapıştırılabilen bantlar, nikotin çikleti veya nikotin nazal septiği gibi nikotin taşıyıcı sistemler kullanılır. Nikotin yerine koyma tedavisinin ağır sigara içicilerinde sigaranın kesildiği erken dönemlerdeki şiddetli yoksunluk belirtilerinin kontrolünde oldukça etkilidir. Nikotin yerine koyma tedavisi sigara bıraktırma programlarında bırakmanın erken dönemlerinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Ancak bağımlılığın şiddetine ve kişinin içicilik derecesine göre aylarca sürdürülebilir. Diğeri nikotinik parsiyel agonistlerle tedavisi. Nikotin bağımlılığının tedavisinde önde gelen tedavi yeni tanınan nikotinin parsiyel antagonist vereniklin piyasadaki adı Champix'tir. Bu alfa 4 beta 2 nikotinik asitli kolon reseptör antagonistidir. Antagonist demek hücrenin reseptörüne bağlanarak hücrede bir tepki oluşturan bileşikler demektir. Asetilkolin ve nikotin gibi nikotinik tam antagonistler kanalı tam olarak sıkça açarlar. Nikotinik antagonistler ise tersine kanalı kapalı halde stabilize ederlerken reseptörü duyarsızlaştırmaktadırlar. Nikotinik parsiyel antagonist olan vareniklin nikotinik reseptörleri orta düzeyde stabilize ederken duyarsızlaşma oluşturmaz ve kanal tam agoniste göre daha az sıklıkla, antagoniste göre ise daha fazla açık hale getirir. Vareniklin Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara bırakma tedavisi için onaylanan ilk nikotinik parsiyel agonisttir. Doğu Avrupa'da da 40 yılı aşkın süredir sigara bırakma için kullanılan bir bitki alkolüydü olan sizin de benzeri etkili bir ilaçtır. Dopamin, noradrenalin geri alım inhibitörler ile tedavi. Sigara bıraktırmada başka bir tedavi yaklaşımı ise bir bupropion ile yoksunluk oluşturan aşermeyi azaltmaktır. Bupropion, Valbitron veya Zyben markaların altında satılan bupropion esas olarak majör depresif bozukluğu tedavi etmek ve sigara bırakmayı desteklemek için kullanılan bir ilaçtır. Kendi başına etkili bir antidepresandır. Ancak aynı zamanda birinci basamak antidepresanlara eksik yanıt durumunda ek bir ilaç olarak kullanılır. Amaç nikotin yoksunluğunda nucleus accumbens'te lokalize olmuş ve şiddetle nikotin arzulayan postsinaptik D2 reseptörlerine biraz olsun dopamin sağlamaktır. Bu bupropion ile sigara bıraktırmada başarı yüzdesi vareniklinin yarısı kadardır. Nikotin bağımlılığında karşı aşı, nikotin bağımlılığının önlenmesi veya kontrol altına alınması için aşı çalışmaları yapılmış, gerek deney hayvanlarında ve gerekse klinikte başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Aşı ile ilişkili olarak insanlarda fazla 2 çalışmalarına kadar gelinmiştir. Ayrıca kanabinoid C1 reseptör antagonistlerinin kullanılması beyin endokannabinoid sisteminin nikotin, opiatlar, alkol ve kokain euforizan ve pozitif bekiştirici etkilerinden sorumlu olduğu hipotezinden yola çıkarak kanabinoid antagonistlerinin tütün gibi bazı bağımlılık tiplerinin tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüştür. Kanabinoid reseptör antagonisti ribonobant
Bu amaçla çeşitli bağımlılık türleriyle ilişkili deneysel çalışmalarda denenmiş olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte rimonabant klinik kullanımında bazı önemli yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olmuştur. Elektronik sigara kullanımı, o da bir başka bıraklama yöntemidir. Elektronik sigara ya da e-sigara aslında yerine koyma tedavisi içinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur. E-sigara, sigara bıraktırmadaki rolünün yanı sıra yeterince güvenli olup olmadığı halen tartışılmakta olan kullanıcıya taşıyıcı aerosol bir sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alettir. Deneyimlerime göre en iyi sigara bırakmak için başkalarının yardımını istemektir. Kendi kendimize yardım etmeye çalışmalı. Hiç kimsenin bizim sağlığımızdan kendimiz kadar düşünmesinin mümkün olmadığı aklımızdan çıkarmamalıyız. Hiç kimse bizim sağlığımıza bizden daha fazla özen gösteremez. Sigarayı bırakarak mükemmel bir sağlığa giden yol, güçlü bir irade, ısrar, çaba gösterme, bilgi ve deneyimden geçer. Gelecek nesilleri kurtarma açısından bu sorun bir bütün olarak hem devlet hem de sivil toplumun birlikte görev ve sorumluluğundadır. Tüm tarafların öncelikli var olan yasaları ve düzenlemeleri uygulanması gerekir. Tütün salgınını kontrol etmek için ulusal bir plan ve bunu uygulamak için siyasal gerek vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşları, ulusal medya, diğer sorumlu kurum ve kuruluşlar, halkımızın sigaranın zararları konusunda bilincinin yükseltilmesi için görevlerini yapmalıdırlar.